falan. Evet. Peki hocam, şimdi Meryem Ana Evi'ne geçelim. Yani Meryem Ana Evi 1891 yılında bulunuyor yani, ama çok şey olmasa 1957'de galiba ev olarak kabul edilmesi. Evet. Bizdeki kayıtlar bunu görüyor. Sevgili Atan Yorun'un kitabı var. Yani Meryem Bülbül Dağı'nın sırrı. Hakikaten şimdi bu kitabında Bülbül Dağı'nın sırrı diye. Tabi buraya Meryem Ana'nın geldiği söyleniyor. Yani bakın, bizden bence yurt dışından tabi Hacer olarak kabul ediliyor. Papa tarafından da kabul ediliyor. Ama Hristiyanlardan fazla bizim tabii ki Meryem Ana'yı biz kabul ettiğimiz için ziyaret ediliyor. Şimdi hocam, bu Meryem Ana evine alakalı gelişi ve gidişi. Çünkü Luka İncil'inde bu tarif ediliyor. Çarmıh olayından sonra Meryem Ana'nın geldiği üzerine. Burada yerleşti, burada öldü. Hatta mezarın da Bülbül Dağı'nda olduğu söyleniyor. Hazreti Meryem'in Filistin dışına çıktığına dair en ufak bir bilgi söz konusu değil. Peki hocam, burada ben bir ekleme yapayım size. Yani yayından önce de konuştuğumuzda, şimdi dünyanın o kadar çok yerinde Meryem Ana evi var ki 85 tane, hatta Güney Amerika'da falan var. Hani biz şimdi en yakın yer Efes'te, yani Selçuk'u söylüyoruz. Yani şuradan orası, yani o devirlerde gelinecek gidilecek bir yer de Güney Amerika nasıl olacak? Ali Bey, şimdi her dinde, bu İslam'da da var, Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da var. Figüral zenginlikler diye tabir ettiğimiz, daha ziyade folklorik değer taşıyan, katiyen akide anlamında, hukuk anlamında bağlayıcılığı olmayan bazı zengin merkezler olabilir, kişiler olabilir, efsaneler olabilir. Bu Bülbül Dağı'ndaki Meryem Ana evi telaffuz edilen şey de böyledir. Bunlar şöyle bir şey olmuştur. Bakınız, bendeniz Hristiyanların çok yoğun olduğu bir yerde 6 yıl boyunca müftü olarak görev yaptım. Rumların olduğu yerde. Evet. Kırsal alanlarda bu insanlar şehir merkezindeki kiliselerde veya evlerinde ibadetlerini göremeyecekleri belli. Doğal olarak kırsal alanda bir kilise yapıyorlar. Kilise de değil, şapel tabir edilebilecek olan şey. Şapeller yapılıyor. Tabii, yani burada yeni evli olan insanların gidip de orada dua etmeleri, zenginliklerine, efendim çocuk sahibi olmalarına vesaire gibi konularda dua etmelerinin bir mekan olması için oraya bir kilise inşa ediyorlar. 3-5 tane gönüllü Hristiyan, mümin. Hristiyan mümin oraya bir şapel yapıyor. Bu zaman içerisinde bu şapeli ilk defa gören bir insanların veya bazı insanların o kiliseye bir kutsallık yüklemesinden başka bir şey değil. Yoksa Meryem Ana'nın Selçuk'a gelmesi, Efes'e gelmesi hem tarih olarak hem de mantık olarak asla doğru değil. Hiçbir otantik kaynakta böyle bir bilgi söz konusu değil. Sadece bir demeye çalıştığım gibi figüral bir zenginlik oluşturulması için bizim dini terminolojide şiar diye tabir ettiğimiz şeyler. Şiar bizde Kabe olabilir. Kabe ile ilişkili bazı merkezler olabilir. Fakat Hristiyanlık da kendi kutsal kitaplarına dayanmayan figüral zenginliklerin ve alanların etkileşim putperestlikten, paganizmden şey çok girdi. Yani tabii, inanılmaz derecede. Evet. Mesela sevgili yazar abimizin Atabey diyorsunuz. Atabey'in değil, yok. Tacettin Bey'i, Tacettin Bey'in Papa Bir Puttur kitabı var. Tacettin Ural Bey'in. Orada papalık tarihini inanılmaz derecede açıklamış kendisi. Neler yapıldığını. Çünkü hakikaten Engizisyon'dan kendi halklarına, Hristiyanlara yaptıkları zulümler vardır tarih boyunca. Haçlı seferleri korkunç boyutlardadır. Yani Avrupa nüfusu da kırılmıştır o arada. Bu Haçlı seferleri sırasında. Ali Bey, şimdi bir ifade de kullanmaya çalıştık. Şimdi hocam, burada eve döneyim ben tekrar da, çünkü niye hac yeri olarak kabul ediliyor da, ilginç olan şu: bir kız rüyasında görüyor binlerce kilometreden, işte diyor orada, diyor Hazreti Meryem orada yatıyor, bulun diyor ve 1891 yılında kazılar yapılıyor ve orada Panaya Kapulu diye geçiyor, yani Hristiyanlar böyle adlandırıyorlar. Meryem Ana'nın mezarı da Panayır Dağı'nın kuzeye doğu eteğindedir diye kabul ediliyor.